Emicem Hospital Trabzon'da çekilen yapımcılığını, yönetmenliğini Trabzonlu bir hemşerimiz olan Doktor İsmet Eraydın'ın yaptığı Trabzon'da çekilen bir komedi ama aynı zamanda da sağlık çalışanlarının problemlerini ele alan, bunları dile getiren, yani toplumsal mesajı da olan bir film. Abi Emicem Hospital'da Fenerbahçe'de bir oyuncunun oynadığı ve bu konuda sosyal medya Trabzonspor taraftarının tepkisini görüyoruz. Ya bu tepkileri nasıl değerlendiriyorsun? Ya bu oyuncuyla sanıyorum ki sette de karşılaştın. Sen de filmde yer alıyorsun. Bu yorumların nedir abi? Abi bir kere iyi kötü Trabzon camiasında beni tanıyanlar tanıyorlar. Trabzon'un ve Trabzonsporluların rahatsız olacağı ve kendi camiamın tasvip etmeyeceği bir yerde ben kendimde olmam. Bir kere Fenerbahçeli bir oyuncunun bu filmin başrolünde oynadığı söyleniyor. Hayır, kesinlikle doğru değil. Böyle bir şey yok. Evet, Fenerbahçeli bir sanatçı bu filmde rol almıştır. Ama filmin başrol oyuncusudur demek doğru değil ve kesinlikle gerçek olan bir bilgiyi yansıtmıyor. Lütfen bu tarz astarı olmayan şeylerle insanları yanıltmayalım. Hayır, böyle bir şey yok. Bu filmde oynayanların tamamına yakını Trabzon'un kendi yerli oyuncuları ve aynı zamanda Trabzonsporlu olan sanatçılar. Yani içlerinde ben de varım. Yani ben, Vahfı Kebir'den gelen arkadaşlarım, Tonya'dan gelen arkadaşlarımız, bu Trabzon'un kendi yetiştirdiği tiyatro kökenli sanatçılar, yani bizlerin hepsi, yani filmin %99'unu oluşturan Trabzonlu ve Trabzonsporluları görmeyeceksin. Sadece küçük bir rol almış bir Fenerbahçeli oyuncuyla bütün bu filmi mahkum edeceksin. Bu insafa sığmaz. Bu vicdana sığmaz. Kimse kusura bakmasın. Evet kardeşim, şike konusunda Fenerbahçe'nin bu ülkede güç ve hegemonyanın temsilcisi olduğu noktasında tavrımız benim de filmin yapımcısı olan Doktor İsmet arkadaşımın da nettir. Bu konudaki mücadelemiz her alanda sürecek ama işi bir filmde Fenerbahçeli'yi oynattılar. Bir filmde şikeci bir takımın şikeyi destekleyen birini oynattılar, başrol yaptılar gibi artık izah edilemeyecek ve kabul edilemeyecek bir noktaya, yani kin, nefret ve düşmanlık noktasına taşınırsa kimse kusura bakmasın. Ben bu tarz bir kin ve nefret içerisinde yokum. Emeğimizin mücadelesi, kupamızın mücadelesi, eyvallah, sonuna kadar asla yılmadan ve geri adım atmadan devam edelim ve edeceğiz de. Ama şimdi ne yapalım yani? Camiye girdik, namaz kılıyoruz, yanımızda bir tane Fenerbahçeli var diye safı mı terk edip gideceğiz? Bu mu yani? Düşmanlığı, kini, nefreti bu noktaya mı getirelim? Hiç kimse kusura bakmasın. Başrol falan değil. Sadece bir rol oynamış ve çok sevdiğim, değer verdiğim kendi arkadaşlarımın dillendirdiği bir şey var. Şike'ye destek veren bir Fenerbahçeli Trabzon'da gelip ekmek yiyemez. Evet, doğru söylüyorsunuz. Zaten bu rolü oynayan Fenerbahçeli sanatçı burada ekmek yemedi. Onu da buradan açıklayayım. Bizzat kendim biliyorum. İsmail Türüt'ten Hüseyin Avni Danyal'a kadar ve şu an ismi aklıma gelmeyen birçok Trabzonlu ve Trabzonsporlu oyuncuya Doktor İsmet arkadaşım gelin bu rolü oynayın, ücreti neyse de verelim demesine rağmen, ücretine rağmen para verilmesine, teklif edilmesine, yani neyse karşılığı, ne istiyorsanız verelim ama gelin bu rolü siz oynayın dediği halde hiç kimse kusura bakmasın, bir tanesi tenezzül edip İstanbul'dan Trabzon'a gelmedi. Niye? Çünkü gelip de İstanbul'dan buraya bir tane rolde oynayıp dönmek onların belki kendilerine göre klaslarına yakışmayacaktı. Gelmediler. Ama o oyuncu geldi, yani tepki gösterilen geldi, oynadı ve tek kuruş almadı. Benim de burada yapılan bu faaliyete küçük bir katkım olsun dedi. Yani rahat olun. Trabzon'un parasını Fenerli birine yedirmedi Doktor İsmet. Ücretsiz bir şekilde geldi, oynadı, nezaketiyle de gitti. Durum bundan ibarettir. Ya her şeyi bir tarafa, şuna çok üzülüyorum. Velev ki bu yapılan bütün bu izahlara rağmen içinde hata taşıyan bir fiil olduğunu düşünelim. Ya kendi şehrimizin çocuğudur Doktor İsmet. Bir emek, bir mücadele, bir çaba, bir alın teri döküyor. Şu şehirde
bir sanat eseri, yani bir sanatsal ürün ortaya koymak için kendini yıpratıyor. Şehrin değerleriyle, şehrin çocuklarıyla birlikte bunu yapıyor. Velev ki küçük bir ayağı suçtu ve küçük bir hata yaptı. Ya atalarımızın sözü var, bir suçmayla atın başı kesilmez. Gelirsin nezaketle Doktor İsmet'e bunun eleştirisini yaparsın. Sanat yapan insanlar eleştiriye açık olacaklar. Ben de dahil olmak üzere hepimiz eleştiriye açık olmak zorundayız. Eleştiriden rahatsız olmuyorum. Ama vurun kahpeye, linç edin Doktor İsmet'i, filmi izlemeyin, Trabzonlular boykot ediyor. Kimse kusura bakmasın. İsterse babamın oğlu olsun. Bunu söyleyen insaf terazisini yere koymuş ve insafsız hareket ediyordur. Lütfen insaflı olalım ya. Doktor İsmet dediğiniz adamı ben tanıyorum yıllardır. Arkadaşım efendiliğiyle, kibarlığıyla, nezaketiyle, alçak gönüllülüğüyle ve tanıdığım en iyi Trabzonsporluluğuyla biliyorum ben kendisini. Deplasman Trabzonspor'u takip etmesiyle biliyorum. Ve diyelim ki küçücük bir hata olduğunu ki izah ettim. Yakalandığı andan itibaren yaşatman, vurun, öldürün, Fenerli'yi oynatmış, filmini boykot edin, şehrite. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Yani Fenerbahçeli Cem Yılmaz'ın, Fenerbahçeli bilmem kimin oyunları Trabzon'da gişe rekoru kırarken kırıyor. Ama kendi şehrimizin çocuğu olan Doktor İsmet'e geldiği zaman koman kafiri, yaşatman, vurun boynunu. Kusura bakmayın kardeşim. Ben bu şehrin çocuğu olan Doktor İsmet'in de yanındayım. Dostluğumla yanındayım. Ben buradan kendi şu cümlelerimdeki samimiyetime inanan arkadaşlarıma söylüyorum ve renktaşlarımdan rica ediyorum. Ben oynadım, büyük bir keyifle de oynadım. Doktor İsmet yine çağırsa yine gelir, yine oynarım. Çünkü burada Trabzon'u ve Trabzonsporları rahatsız edecek hiçbir şey yok. Ve buradan söylüyorum, Emicam Hospital çıktığında vizyona izleyin. Ve o zaman bana zaten benim bir şey söylememe gerek yok. Sizler hak vereceksiniz. Şimdi valla ben şu an aslında hani gerçekten bu yaşanan şeyden dolayı duygusal olarak çok etkilendiğim için kendi oynadığım rolle de aslında çok ilgim yok. Yani şunu demek istiyorum. Ya üzüldüm. Büyük bir keyifle geldik buraya. Trabzon şehrinde bir şey yapılıyor. Biz de ona katkı verelim diye geldik. Ama yapılan bunca güzel şeyi görmeyip 99 tane Trabzonlu ve Trabzonsporlu'yu görmeyip bir tane Fenerli'yi görüp bütün her şeyi onun etrafında örgülemek bana biraz acı geldi. Evet, biz orada bir hastanede işinden atılan insanların verdiği bir mücadele var. Orada bir direniş var. O direnişe destek veren Trabzon'dan ki bu arkadaşlar Vahfi Kebir'den ve Tonya'dan geldiler. İşte ben de onların bir nevi sözcüsü, o direnişe destek veren Trabzonların abisi gibi bir rolde oynadım. Küçük bir rolüm vardı ve keyifle de bunu gerçekleştirdim ve yaparken de üzerimizde Trabzonspor forması vardı. Ama maalesef bunlar görülmedi. Demek ki neymiş? Herkes neyi görmek istiyorsa onu görüyormuş. Biz Trabzonluyuz. Baktığımızda bordo mavi çubuklu formayı görüyoruz. Ama arkadaşlarımız bunu göremediler maalesef. Çok teşekkür ediyorum Arun abim. Çok sağ olun, zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim.